Manisa'nın Demir ilçesine bağlı Çanakçı köyündeyiz. Evet. Çanakçı köyünde 2 yıldır Murat Uraç ve eşi Sıtık Hanım ev almışlar, yaşıyorlar. Murat Bey ve Sıtık Hanım, Demirci'mize, Çanakçı köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederiz. Murat Bey, ben sizinle geçenlerde Kepçeci Hasan'ın köyünde tanıştım. Evet. Gerçekten arkadan gelmişsiniz. Çanakçı köyünü tercih etmişsiniz. Bu nasıl oldu? Arkadan Çanakçı köyünü nasıl tercih ettiniz? Buradaki evi nereden görüp de aldınız? Nasıl buraya ulaştınız? Ya biz bir şeyimiz vardı, bizim böyle bir köy evi arayışımız vardı. İnternette gezinirken ilanda gördük biz burayı. Evet. Hiçbir daha önceden tanınmış görmüşlüğümüz yoktu. İlanda gördük, geldik, baktık buraya, doğaya, şeye baktık, köye baktık, köyün dışında olması, evin yolu olması, ondan sonra size söyleyeyim, arsanın istediğimiz ölçüde olması, Burası bizi taş ev. taş ev olması bizi cezbetti, biz hoşumuza gitti. Biraz da kafa dinlemek için biraz hani sakin bir yer arıyorduk. Burada bize uygun geldi, hoşumuza gitti. Aldık. Siz daha Burada önce Demirci, Manisa ve Çanakçıköy hakkında hiçbir bilginiz yoktu, yok değil mi? yok yoktu yoktu. Ne zaman ki bu eve aldınız, köye geldiniz, baktınız? Daha sonradan işte birkaç ilçelere falan gittik geldik. Yani tanımaya çalışıyoruz. Peki ilk geldiğinizde ne gibi izlemeliydiniz burada? Eve baktınız, çevreye baktınız, köye baktınız, arsaya baktınız. Yani ilk geldiğimizde doğanın güzelliği bizi çekti buraya. Ev bakımsızdı, oturulmamıştı geldiğimizde. Evet. Ama biraz el becerimiz olduğundan kendimiz tadilatlarını, temizliklerini yaptık. Şimdi şu anda oturulacak halde. Şu anda Ya yani eviniz çok güzel bir defa. eksiğimiz kalmadı çok şükür. İki senede toparladık ama kendi emeğimizden toparladık bir de. Hani bir şeyleri kendimiz tamir ettik. Bir şeyleri kendimiz temizledik, boyadık falan. Yerleri temizledik. Yani o yüzden kendi emeğimiz olduğu için daha da mutlu Kıymetli. oldu, kıymetli oldu bizim için. Hazır bir yere gelmekten daha kıymetli bizim için. Şöyle diyeyim, Allah uzun sürede yaşamayı nasip etsin size. İnşallah. Tam hayalindeki gibi yerde mi? Sıkan, biraz ıskanmak olacağım. Buyurun. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sıtık Hanım, siz de Ankara'da ne iş yaptınız? Ben özel bir serinin savunma firmasında çalışıyorum. Uzun zaman çalıştım iş hayatım. Çocuklar büyüdü, eşim emekli oldu. Sakin, sessiz, böyle doğal işçi olmak istedik. Eşim de uzun zaman zaten hayalimizdi. Peki hayal ettiğiniz gibi ev mi burası? Öyle bir ortam var mı şu anda? Memnun musunuz buradan? Evet. Köyden, halktan? İnsanlar samimiler, insanlar çok çalışkanlar. Çalışkanlıkları bizi hayran bırakıyor kendilerine. Yani evden de çok memnunum. Gerçekten rahat edebileceğimiz, huzur bulabileceğimiz, doğayla iç içe olabileceğimiz, hayvanlarla çok Az haşır önce neşiriz. keçiden gördüm, kedilerinizi gördüm. Evet. Zaten bizim hayvanlara çok aşırı bir sevgimiz, düşkünlüğümüz vardı. Ankara'dan da aynı. Ankara'da da aynı şekildeydi. Hayvanla beslerdik. Evet. Bizim bir de şöyle bir hayalimiz de vardı. Ekip biçmek, işte kendi kendimize yetebilme hevesimiz vardı eşimle birlikte. Toprağı çok seviyorduk. Toprak işlemeyi çok seviyorduk. Ankara'da böyle bir imkan bulmak mümkün değil. Ankara Evet. artık çok büyüdü. Çok değişti şehirler. Bizi buraya toprak cezbetti, doğa cezbetti. Yani şekli kendine doğru çekti bizi. Bir de ben bazen sizi görüyorum. Köyde sünnet, düğün, hayli mihnene katıldınız galiba, değil mi? Evet, katılıyoruz. Sağ olsun köylüler samimi. Davet Öyle ediyorlar. davet Evet. ediyorlar bizi. Hani Ben Murat Bey'i gördüm de siz de belki oradaymışsınız da tanımadığım için şey yapmadım. evet, ben sizi görmüştüm orada. Sünnette Ankalı deyince ben Murat Bey'e biraz inanamadım. Ya Allah Allah, sünnet türe dedim. Akraba mısın dedim. Hayır dedi. Ben de burayı yerleştir deyince çok Evet. hoşuma gitti. Bugün de işte nasip oldu geldik. İnsanlar zaten bizim buraya geldiğimizde çok şaşırıyorlar. Neden geldiniz? Niye böyle bir yere Ankara geldiniz? gibi bir Değil mi? yeri bırakıp da Çanakkale'ye gelmek gerçekten Çok duyuldu zaten. İşte bu çevreden de çok namımız duyanlar. da Ankaralı. Namı Ankara Ankaralı Murat. Ankaralı Murat deyince ilçede de biz çok tanıyan var. Esnaflardan olsun. Hatta tanışmaya geliyorlar. Siz Tanışmıyor. Ankara'dan gelmişsiniz. Öyle Hoş mi? Evet. geldiniz Şimdi diye. bu videoda sonra daha çok geldi orada. Evet. Yani bir de Ankara'da misafirleriniz de geliyor galiba, değil mi? Çok Çok misafir. misafir. İyi, Evli bir kızınızın bir de bekar bir kızınızın olduğunu bahsettiniz. Evet, Peki iyi. misafirlerinizi izleyin diye Sıdık Hanım. Şanslısınız böyle bir yer bulmakla diyorlar. Evet. Biz tabii hoşumuza gidiyor bu Hoşumuza gidiyor. iltifatları duymak. Yani Diyoruz hayalimizdi. Siz de yapabilirsiniz diye onları da teşvik etmeye çalışıyoruz. her geldikçe güzelleşiyor. Bir değişik oluyor buralar. Evet. Yeşilli gördükçe işte evin
düzenini gördükçe, çevresi güzelleştikçe onlar da hevesleniyorlar. Yalnız işte biraz özlem duyduklarından biraz sitem edenler var ama olsun, biz buralarda mutluyuz. Bizi seven buraya gelsin. Bizi seven buraya geliyor. Peki akşamlar televizyon izliyor musunuz? Televizyon çok fazla değil. He. Özellikle yazın hiç izlemiyoruz diyebiliriz. Zamanımız olmuyor değil mi? Hayır, zamanımız olmuyor. Spiker, burada günleriniz nasıl geçiyor? Yazın çok yoğunum. Hayvanlar olduğu devam için. Devam üretim. Devamlı bir şeyler ekiyorsun, biçiyorsun. İlk bahardan sonbahara kadar. İlk önce ekmekle, çapalamakla zaman geçiyor. Sonra onu ürünlerle almakla. Toprak gerçekten çok bereketli. Sanırım toprakla uğraşmayı çok seviyorsunuz. Çok seviyorum, evet. Kışı da çoğunlukla kitap okuyoruz. Ben televizyon izlemeyi çok sevmem. Ne güzel. Ondan sonra... Kitap okuyorsunuz. Kitap okuyorum, evet. Kitap okumak benim çok büyük bir şeyim. Hevesim. Çok hevesliyim kitap okumaya. Oldum ona söyleyeyim. Zamanımız güzel geçiyor. Hani bugün de nasıl akşamı ederim diye bir şeyimiz olmuyor. Yani sabah bir kalkıyorsunuz, akşam olmuş. Evet, evet. Günün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Aslında bizim bu yöremiz de güzeldir. Kestanesi, kuru fasulyesi, taze fasulyesi, doğası. Kuru fasulyesi ve kestanesi muhteşem. Yani yemeğimiz en lezzetli. Evet, kestane yani çok lezzetli. Bu sene kirazı da gördük. Bizim Ankara gibi piyasada olmayan kiraz burada çıkıyor. Yani biz yurt dışına gidiyormuş o kiraz zannediyorsam. Evet, çok iri kaliteli kiraz çıkıyor. Kirazı, elması, kirazı, taze fasulyesi, bölgesi. Buranın ürünleri çok kaliteli. Güzel köy. Köyü çok bilinçli. Her şeyin en kalitesini üretmeye çalışıyorlar. Haşı yapmak, kalem, evet. Kalem diyorlar onlar. Yanında hayvancılık da var. Keçi türleri var, koyun türleri var. Evet. Büyükbaş hayvancılık da vardır. Evet. Aynen. Süt, şey, ticaret. Çiftçiliği çok güzel yapıyorlar. Çok, evet, evet. Çok çalışkanlar. Çok yani çalışkan. Gerçekten harika. Hiç yorulmadan bizim yöremizde böyle çalışma olmaz. Bizim, öyle mi? Bizim orada 3 ay bir ekin kaldırırlar. Ondan sonra yat aşağı. Hadi ya. Yani bizim köylümüz şey yapmaz. Bu kadar çalışma olmaz. Evet. O yörenin köyü. Burada hiç bitmiyor mevsim. Harman kalkıyor, kestane başlıyor, kestane bizim kalkıyor, ceviz başlıyor. Yani her tür hiç kesilmiyor arkası. Yani senede bir ay ancak boş kalıyorlar. O da kışın kar yağmur yağdıktan sonra. Aynen. O zaman yani başka türlü boş kalmıyor buradaki insanlar. Evet. Bir de yaşlılar da bile çok çalışkan. Maşallah evet. Yaşlılar bile çok sağlıklı, değil mi? Sağlıklı çalışkan. Adam elinin değneğini işe gider, tarlaya gider. Aynen. Çift bastondan tarlaya gelen insanlar var. Aynen. Şimdi evimiz taşer iki katlı. Burası güzel bir şöyle bir şey yapmışız. Şöyle göster vereyim bak. Evet. Böyle. Odalarınız şöyle döşemeleri. Odaya girebilirsiniz. Girebilirsiniz oraya. Yok yok. Ha, şöyle de göster vereyim bak. Şöyle. Odalar müsait. Evet, odalar güzel. Altta ahır var değil mi? Altta ahır var. Biraz sonra onları da göstereceğiz. Bak buraya ne güzel döşemişsiniz böyle. Evet. Valla Osmanlı gibi. Avize bile var. Orası biraz köy evine çevirmeye çalıştık. Güzel Murat Bey. Orayı köy evine çevirmek istedik. Evet, hanım da biraz şey yaptı orada. İşte, ne güzel bak işte, Kur'an-ı Kerim'den var. Temizlik tabii. Dolaplar. Hanım Kur'an okur. Allah kabul etsin. Namazlarımızı kılarız. Allah kabul etsin. Sıdık abi şimdi keçilerinize ilgili anlar bir gidelim. Tamam. Onları yakından bir görelim tamam. Beraber, hep beraber. Tamam. Evet Murat Bey. Bu akşamları çok güzel oluyor. Demirci manzara böyle çok güzel. Serin oluyor çok Gazisi güzel. Çanakçı Köyü. Sağ karşıda Demirci görmek için zoomlayın evet. Bakın. Şu zoomladığım yerde Demirci var. Evet. Burası bu yol Rahmanlar'a gidiyor. Belediye otobüsünün falan geçtiği ana yol orası. Yol Rahmanlar Ulaçık Köyü'ne gidiyor. Evet. Şimdi sandalyede bir tane kedimiz de güzel uyuyormuşmuşum. Sütlaç. İsmi Sütlaç mı? Sütlaç. Sütlaç. Yavrulardan bir tanesi. Kedileri çok seviyorsunuz. Evet, hayvanları çok seviyoruz. Tamam. Genellikle hayvanlar. Buyurun. Buranın girişi falan yapılı değildi. Ha, sonradan biz elemeyle yaptık. Tamam, ne güzel. Yani elemeyle yaptık. Merdivenler bile tahta. Evet, ahşaptan yaptık elemeyle. Eve çıkacak merdiven yoktu. Eve çıkacak merdiven yoktu bizim geldiğimizde. Bu da Sıdık Hanım'ın çapa motoru. Çapa motoru değil de böyle diyorlar. Çapa motoru mu? Çapa motoru evet. Pat pat değil yani. Pat pat da değil evet. Pat pat değil. Pat pat biraz daha büyüğü oluyor. Tamam. Burada hayvanlarımız var. Evimizin alt katı. Tamam. Bu da dumanımız. Bu da duman. Kızımız. Valla burada abi de bak geliyor. Okey. Tamam. Şimdi sıkarım burası ahırı. Kızlar. Gel kızım. Oo. Bu bizim kızımız. He. Kaymak. Kaymağımız mı? Kaymak. Evet.
Çok akıllı amcası. Arkasını döner sütünü öyle verir. Öyle mi? Şey, bunların cinsi de... Sahnen. Sahnen. Tamam. Sütürkü bunlar. Sütür. Dışarıda mı sayıyorsunuz? He, dışarıda say. Tamam. Gel aşkım, gel. Gel bu. Çalılarımızı çekelim. Kızlarımız yasa şey yiyor, çalı yiyor. He. Keçiler böyle çok seviyorlar. Gel kızım. Dur oradan. Dur. Gel. Dur. Sıdık abisi daha önce kilit sağladınız mı? İlk defa deniyorsun. Nasıl bir yemeğin? Alıştınız mı? Zor mu? Kolay mı? Alıştık. Keçiler akıllı oluyor. Koyunlar hayır, biraz... Peki siz zorlamadınız mı kilit sağlarken? Hayır, zorlanmadım. Hiç zorlanmadım hem de. Peki bu keçileri nereden aldınız? Bu sındırgılı. He. Memleket orası. He, kaymak sındırgılı kızımız. Tamam. Dilber'imiz var. İki oğlu var onun da. He. Dilber'in iki oğlu var. O da İzmir Kemal Paşalı. Biraz daha büyük bir şey de kaybettikten getirdik. Peki bu sütünü ne yapıyorsunuz? Beynir. Peynir. Her şeyi kendiniz üretiyorsunuz, kendiniz yiyorsunuz. Evet, peynirin yağını. Kendi üretmek, başkalarına sattık bile. Yani evimizde yiyor, kendimiz yiyoruz. Oo, ne güzel. Peynir başkasına satıyoruz. Tabii, sattık, tabii. Hediye veriyoruz. Hediyeden artan kalanı da satabiliyoruz. Evet, çocuklarımıza veriyoruz. Keçi peyniri kıymetli. Göktuğ yanına geldi, bak tanışmak istiyor. Göktuğ tanışmak istiyor. Ya bu hayvanlar çok sevimli ya. Aynen. Balımımız var, balım kızımız var. Evet, zenginden dolayı bal kızı. Bal kız bu. Bal kızımız var. Dilber iki oğlu. Bu da kaymak, bu da balım. Tamam. Hepsinin ismi var. Hepsinin ismi var. Aa, bak bu da zilli kızımız. Kedilerimizin annesi. Anne. Bak seni seviyor. O Göktuğ çok yaramazdır. Çok da akıllı bir çocuk. Bunları yemle mi besliyorsunuz? Tabii. Fenli yem veriyoruz. Artı otumuz var. Neşemiz var. Ooo, ne güzel bak, üzerine sıkıyorlar. Yapma oğlum. Bak gel oğlum. Gelin bakayım. Dilber sen neredesin? Dilber gel. Dilber sen de gel kızım. Bunlar çok yaramaz. Olukları mahvediyorlar. Böyle sistem ayarladık. Yeni yaptım bu şeyi. Su borusundan oluk yaptım. Yeme oluğu. Tamam. Her şeyi kendimiz yaptık mesela. Çok güzel. Su borusundan yeme oluğu yaptım çocuklara. Şimdi besleme saatleri. Şimdi Sıtkan'ım çapa motoru kullandığınızı söylediniz. Evet. Onu mu burada öğrendiniz? Evet, burada öğrendim. Daha önce hiç görmemiştim çapa motoru. O zaman anladığım kadarıyla köy hayatına tamamen adapte olmuştur. Evet. Hadi bakalım çalıştırayım bir görelim. Çiftesini şöyle çekiyoruz. Az gazı kes. Allah aşkına siz tebrik ederim. Bunu hangi amaçla kullanıyorsunuz? Bazen bir şeyler dikmek için. Peçilere. Piknik yapmaya giderken kendi odunumuzu yapıyoruz bazen. Ne güzel. Tarlamızı bundan sürüyoruz. Evet. Tamam, şöyle tarlamıza gidelim. Tarlamızı hatta Sıdık Hanım'ın videosu var. Tarla sürebiliyor. Sürerken çekeyim. Çekelim, videomuz var. Şimdi burası ne? Orası ocak yaptım ben oraya. Ateş çukuru. Burada bir şeyler mi yapıyorsun? Evet. Yemek de bilmem. Ondan sonra mangaldı. Evet. Üstünde
Burada bostanınız var, taze fasulye, mısırlar var, evet, çiçekler var. Şöyle şeyiniz de çok güzel. Elma. Ha, burası yukarı kadar sizin mi? Evet, evet. Mükemmel. Burada da var, aşağıda da bir parça. Şöyle biraz başım. Bakalım da. Şeftali, ceviz. Burada genelde cevizden kestane, elma var. Aşağıda da meyve ağaçlarımız, geçen seneden diktiğimiz ağaçlar tuttu. Evet. Ve meyve verdi. Yavaş yavaş meyve vermeye başladı. Dağdan birkaç çalışıp getirdik. Arabamız gölgelik yaptık buraya. Çok güzel olmuş ya. Yani arabanız rahat. Gölgelik yaptık arabamız. Böyle yukarıya doğru gelirseniz. Gider gider Murat bir şey. Sıkan da geldi. Kornişon salatalığı yaptık. Damlama sistemini kurdum. Burada suluyoruz. Evet. İki tane yetişkin elmamız var. Elmasını yiyoruz. Evet. İki tane kestanemiz var yetişkin. Ha, kestane var şurada, evet. Yetişkin olan iki tane ama fidanları çoğalttık yani, şey değil. Tamam. Meyveye gelmedi ama çok meyvemiz var. Bakın burada biberlerimiz var. Biberler olmuş. Bostanımız var. Bostanımız var, kavunları var içinde. Evet. Size de ikram edelim. Size de ikram edelim. Bak kestanemiz koza bağladı. Oo, ne güzel, kestaneye bak. Bir tane genç kestanemiz var, bir tane yetişkin kestanemiz var. Evet. Meyveye gelmiş. Şöyle işte de göstereyim bakayım. Diğerleri bak, domateslerimiz kızarıyor. Evet. Telin içine aldık biz. Ha, hayvan da girmiyor. Hayvan da girmiyor. İşte peki bizim... Murat Bey, akşamlar burada domuzlar geliyor mu? Yok, biz gelmiyor. Yok. Tamam. Domuz gelmiyor. Sesleri geliyor, sesleri. Bize ulaşmıyor. Sesleri geliyor, buraya gelmiyor. Bu damlama suyunu suluyoruz. Damlama suyundan suluyoruz. Burası dağın eteğinde. Eteğinde. Çok güzel ya. Akşam çok serin oluyor. Akşam çok oturması güzel oluyor. Çok keyifli. Çok keyifli oturması. Akşamları üşüyorsunuzdur siz. Evet, biraz şey oluyor. Hani... Peki Ankara'nın iklimi nasıl da buranın iklimi nasıl? Hemen hemen yakın yani. Şimdi Ankara'da da kuru ayaz var. Evet. Kuru ayaz var ama buradaki akşam serinliği Ankara vermez. Evet. Yani buranın akşam serinliği Ankara'da yok. Hmm. Buranın akşam serinliği daha fazla. O zaman akşamları rahat rahat uyuyorsunuz. Kesinlikle. Oo, burada yatması çok rahat. Nasıl? 2 saat uyku yeter burada. Aynen. 2 saat Ankara'da uyanamazsınız. Ankara'da kalkamazsın, günün yorgunluğundan kalkamazsın 11-12'ye kadar ama biz bu sabah 6'da kalktık. Kornişonumuzu topladık. Peki iyi ki buraya gelmişiz diyorsunuz mu? Tabii ki yani, şimdi bir de zamanında aldığımız için seviniyoruz. Şu anda almaya kalksın biraz daha pahalı. Tabii ki şu anda almaya kalksak çok böyle pahalı. Böyle bir izleni şu an kuramazdık. Evet. Kuramazdık çünkü... Kaç sene önce aldınız? 3 sene oldu burayı. Ha, sonra bir sene sonra... Aynen bir sene sonra. Bir ara geldik ama sürekli kalalı 2 sene oldu. Vallahi çok güzel bir yerde oturuyoruz. Allah güle güle, sağlıklı, huzurlu oturmayı nasip etsin. Cümlemiz. Ben size misafirliğe gelirim. İnşallah. Size çok hoşuma gitti. Güzel yüzlü, sosyal insanlarsınız. Teşekkür ederim. Size tanıştığıma da çok memnun oldum bu arada. Evet, evet. Sağ olun, biz de öyle aynısı. Biz de öyle. Aşağıda başlattıysanız. Evet, buyurun. Şimdi aşı olayını biz burada öğrendik. Ha, bu ne ağacı? Badem mi? Bu acı bademdi. Evet. Buradaki köylü arkadaşlar dedi de bunu tatlı bademe çevirelim. Evet. Aşı yaptılar. Geçen sene, bu sene de tatlı badem vermeye başladı. Yani sen mi aşıladın? Hayır. Köylüler aşıladı. Köylüler yardımcı oldu, aşıladılar. Tamam. Bu sene acı bademimiz tatlı badem oldu. Yiyeceğiz inşallah. Tamam. Buyurun. Bayağı bir fidan almıştık. Birkaç tanesi meyveye geldi Sadık Bey. Bakın. Ha, burada şeftali var. Şeftali meyveye geldi. Geçen sene dikmiştik. Çok güzel, verimli topraklar buralar. Bakın, bu terasımızda soğan vardı. Kuru soğanımızı çıkarttık buradan, yetiştirdik. Ya, kuru soğanı topladınız. Topladık. Ha, evet. Patatesimiz var toprağın altında, hala kazılacak. Burada patatesimiz var. Ara ara işte kavunlar falan ektik. İki tane yetişkin cevizimiz var burada. Oo, ne güzel. Kestaneleri büyütmeye çalışıyoruz, yeni fidanlarımız. Evet. Burada bir şeftalimiz daha var, meyveye geldi. Cennet hurması diktim. Cennet hurması. Evet. Bu sene tuttu. İnşallah seni meyve verir. Suyu var, geliyor. Sağ olsun bize, evet. Verdiler. Suluyoruz böyle. Allah razı olsun. Aynen. Onları. Burada iki tane büyük cevizimiz var. Orada üzüm asmamız var. Oo. Burayı meyvelik olarak düşünüyoruz. Evet. Bu meyveler inşallah büyürse insanlar tadar, biz de tadarız. Tabii tabii. Güzel olur diye düşünüyorum. Ağacı kendi için değil, kendinden sonra nesiller için de gitmesi lazım.
Evet. Peki sizden çocuğu mahallediniz de. Evet. Onlar sizden sonra burada yaşamayı düşünüyorlar mı? Öyle bir şeyler mi? Onlar da çok hevesliler toprağa. İlk önce hevesli değillerdi ama yaşlar ilerlediği zaman. Sizden görünce? Tabii. Onlar da yani. Toprağın bereketini bilmiyorlardı. Evet. Geçen sene kızımız geldi, üniversite okuyan kızımız geldi. Kornişon salatalık ektik. Kendi topladı. 3-5 kuruş aldı ondan sonra. Ya heveslendi. Evet. Toprağın ne kadar bereketli olduğunu da fark etti. Şehirde yaşayarak toprağın değerini anlayamazsınız. Evet, aynı. Her yer beton. Aynı. Ve o betonu emek vererek değil, para vererek aldınız. Farkında değilsiniz evet. Yani nasıl emek verildiğini, nasıl ev yapıldığını. O yüzden toprağın bereketinin değişen farkına varması lazım. Aynı. Evet. Şimdi peki Murat Bey ve Sıdık Hanım, burada güvende hissediyor musunuz kendinizi? Herhangi bir... Tabii ki ya, şimdi biz mesela kapımızı kapattığımız zaman endişelenmiyoruz. Hırsız gelecek, harip gelecek. Öyle derdimiz yok. Buralar çok güvenli. Zaten herkes işinde gücünde. Erken yatıp, erken kalkan insanlar. Öyle bir güvenlik sorunu hissetmiyoruz. Zaten kötü, art niyetli insan da çok yok. Çünkü... Allah'a şükür bizim memleketimizde hırsızlık olayı çok nadir olur. Evet. O da dışarıdan gelirler bazen. Demek ki de pek olmaz. Bizim köy hep birbirine akraba. Herkes birbirini tanıyor. Evet tabii. Yani Büyükşehir'in şeyi yok burada yani. Büyükşehir'de daha endişelisiniz. Endişe. Yani güvenlik endişesi çok fazla. Kimin ne niyette olduğu belli değil ama küçük yer daha sakin, daha akşam sessiz. Akşam 8'den sonra 7'den sonra kimse geçmiyor bile yani şimdi kapının önünde. Evet. Yani belki burada... arabanızın kapısını bile kilitlemiyoruz değil mi? Aynen, burada anahtarlar üstünde duruyor veya kapısı. Biz çok şaşırmıştık yeni geldiğimizde. Komşular anahtarı kapının önünde, bana bir arabaya çalışı da beni bahçeye götürür işte falanca yere gelir misin? Evet, bir de öyle şeyler de var bizim mesela. Benim vaktim oluyor. Burada hani arabasını süremeyen yaşlı amcalar var. Ha, onlara yardımcı olursunuz. Tabii gözü görmeyen amcamız var burada bir tane. Onu bahçesine götürürüm, getiririm. Bir tane amcamız var, hastaneye götürür getiririm. Ne güzel. Bir tane eşi ölmüş ablamız var. Ufak tefek tadilatlar olduğu zaman gider yardımcı olurum. Evet. Yani, komşuluk yapmaya çalışıyoruz yani genelde. Allah'a. Onlar da bize karşı iyiler şükür. Hani art niyet taşımıyorlar. Biz de onlara karşı elimizden geldiği yardımı yani yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşımız var mesela, tek başına çalışıyor, kepçesi var. Arabasının arkasından götürecek kimse olmuyor. Hasan mı? Evet. Geçen sene ne geldi mi? Evet. Mesela Murat abi gel, arkadan arabayla gel, beni geri alıver falan diyor. İşte kamyonu sağa çek, sola çek. Öyle ihtiyaçlar olduğu zaman yardımlaştık. Ne güzel ya, ne güzel. Vallahi ben bunları duydum, çok sevindim ya. Ben Hasan'dan çok yardımlaştık yani. Sağ olsun o da. Bize bir ihtiyacımız olduğu zaman elinden geldiği desteği vermeye çalışıyor. Mesela tek kaldığı zaman Hasan bir yere gidiyor. Kepçesi bir yerde kalıyor, gidip alıp geliyoruz. Ha, kepçe kullandığın için tabii rahatsın. Kepçe de kullanırım. Şeyin de, büyük kamyon da kullanırsın. Kamyonu da kullanırım. Taksisini kullanırım. Yani yürüyen her türlü aracı kullanabiliyorum. Maşallah Murat Bey. Hı-hı. Bir uçak kullanmadın galiba herhalde. Yani o, Ankara'da da yani çok firmalarda çok... Şehir Hastanesi'nin yapımında bulundum. Ya bütün özel firmalarda, büyük şirketlerde, imalatta şeyde bulundum yani ben Ankara'da. Çok yani, aktiftik. Çok burada aktiftik. Da elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz insanlara. O zaman şöyle diyelim videoda. Buradan gelip geçen insanlar buraya uğrasın, bir keçi sütü yoğurduna yapılmış ayranı isteyinler Sıdık Hanım'ın elinden. Aynen. Vallahi çok güzeldi. Elinize emeğinize buyur sağlık. Gelsinler, çok teşekkür ederim size tekrar. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Murat Bey, evimiz gerçekten uzaktan güzel görünüyor. Taş ev. Taş ev. İki katlı. Ama bir şey dikkatim çekti. Tavuk yok, horoz yok. Tavuk. Tavuğa karşı bir şeyimiz var biliyor musunuz? Çevrede çok bahçe var. Ha, zarar verir diye. Zarar verir diye. Tavuk aslında seviyoruz da bahçelere zıplar, engel olamayız diye tavuğa girmedik. Ne güzel değil mi? Sabah sabah keçi sesiyle, keçinin melemesiyle uyanıyoruz. Aynen. Süt içiyoruz evet. Ha, biz süt içiyoruz. Sütünü, peynirini, yoğurdunu, tereyağını, kaymağı. Çok güzel kaymağı. Her türlü. Siz de o zaman hiçbir şey satın almıyorsunuz. Çay, şeyi kendiniz getiriyor. Tabii çay, şeker, yağ. Başka bir şey yok yani. Aynen. Çay, şeker, yağ. Başka bir şey yok. Bahçeye gidiyorsunuz, patates kazıyorsunuz. Benim arabam hiç dinlenmediği kadar burada dinlendi. Aynen. Günlük 1000 kilometre yol yapıyordu. 500 kilometre yol yapıyordu. Burada 15 günde bir marşına basıyorum. 20 günde bir marşına basıyorum. Evet. Yani hiç dışarıda gitmiyoruz. Yani fazla gezmiyoruz. Ya bu evdesiniz.
Evdeyiz. Bahçede, küçükler. Ya biz Ankara'dayken pikniğe gitme ihtiyacı duyuyorduk. Pikniği kapıda yapıyoruz biz, kapının önünde. Bahçemizde yapıyoruz yani. Neyse, bana bir piknik borcunuz olsun. Tamam, inşallah. İnşallah bekleriz. Tamam, bekleriz, Allah nasip ederse. Murat Bey ve Sıtık Hanım, size Allah burada sağlıkla, huzurla, daha nice nice uzun yıllar yaşamayı nasip etsin inşallah. Teşekkür ederiz, sağ olun. Herkesin gönlüne göre. Biz de öyle. Çanakçıköy'ümüze de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah bu sonra sık sık görüşürüz. İnşallah, inşallah, inşallah. Allah herkesin gönlüne göre versin. Amin.